Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii dünubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Elhamdülillahillezî şerrefena bidinil İslam. Elhamdülillahillezî nevvere kulubena bikitabihil Kur'an. Elhamdülillahillezî menne aleyna biirsali rasulihi Muhammed aleyhi salatu vesselam. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak olarak bilmeyi ve hakka uymayı, batılı batıl olarak tanımayı ve batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlaki, imani ve içtimai manadaki tavsiyelerden biri, mümin kulun gönlünde rahmet ve şefkat beslemesidir. Kendi nefsine de, ailesine de, mümin kardeşlerine, çevresine, hatta diğer mahlukata rahmet ve şefkatle muamele etmek imanın gereğidir. Bu manadaki aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinden bir demet sunmak istiyoruz. Onun hadis-i şerifleri bizim için ölçüdür. Onun hadis-i şerifleri bizim için nebevi prensiptir. Onun hadis-i şerifleri bizim için ulvi kriterlerdir. Onun hadis-i şerifleri bizim için hayat rehberleri niteliğindedir. Rabbim sevgili peygamberimizin o mübarek dilinden dökülen hayatımızın anlamını, gayesini, hedefini belirleyen hadis-i şerif denilen o sünnet-i seniyyenin ifade ediliş şekline Rabbim bizleri bağlı kılsın. Rabbim gönlümüzü sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sevgisiyle doldursun. An Ebi Katadetel Harith İbni Rib'iyyin radiyallahu anh. Sahabe-i kiramdan Ebu Katade anlatıyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İnni le'ekûmu ile's-salâh. Ben bazen namaza dururum. Ve uridu en utavvile fiha. Bugün bu namazda şöyle uzun uzun okuyayım isterim. Fe esma'u buka'es-sabiyyi. Ama o sırada bir çocuğun ağlama sesini duyarım. Fe etecevvezu fi salati kerahiyete en eşukka ala ummihi.
annesine zorluk vermemek için, sıkıntı vermemek için namazımı daha kısa tutarım. Cemaatin önüne geçenlerin, imam olanların cemaatini düşünmeleri gerektiğine işaret ediyor. Cemaatin içerisinde yaşlılar, çocuklar, hastalar, engelliler, cemaatin içerisinde ihtiyaç sahipleri, yolcular bulunabilir. Sizden biriniz namaz kıldırdığı zaman namazını hafif tutsun, arkasındakileri düşünsün buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamberimizin çocuklu annelere duyduğu şefkati bu hadisi şerifte görüyoruz. Lider konumunda olanların, önde olanların, sorumluluk makamında olanların şefkatli ve rahmetli olması gerektiğine işaret ediliyor. Hani aleyhissalatü vesselam Efendimizin toplantılardan sonra sık sık okuduğu bir dua vardır. Bu duanın, 10 cümlelik duanın son cümlesi şu şekildedir. Allahümme la tusallit aleyna bizunubina men la yehafuke fina ve la yerhamuna. Allah'ım, günahlarımız sebebiyle senden korkmayanları ve bize merhamet etmeyenleri bizim başımıza idareci eyleme ya Rabbi. Gönlünde Allah korkusu taşımayanlar, gönlünde merhamet duygusu bulunmayanlar, bu hadisi şerifin tam tercümesi milletin başına çöreklenmemelidir. La tusallit aleyna, bizim üzerimize musallat eyleme. Başımıza böyleleri çöreklenmesin. İdarecide istenen iki vasıf: Allah korkusu ve merhamet duygusu. Gönlünde merhamet taşımayanların, Allah korkusu ve sevgisi taşımayanların idareci olması kan dökülmesine, işkenceye, baskıya, zulme sebep olacaktır. Halbuki İslam toplumu adalet toplumudur, sevgi, rahmet ve şefkat toplumudur. An Cündüb İbni Abdillahi radiyallahu anhu kal, kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Cündüb bin Abdillah, sevgili peygamberimizden 48 hadisi şerif nakleden bir zat. Bu zatın rivayetinde farklı bir konuya temas ettiğini görüyoruz. Men salla salate subhi fehuve fi zimmetillah. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altındadır. Fi zimmetillah, Allah'ın himayesi altındadır. Fela yatlubennekumullahu min zimmetihi bi şeyin. Sakın Allah sizleri bizzat koruması altında olduğu bir konuda sorguya çekmesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir ikram, bir nimet vermişse bu noktada sorguya çekilmek gerçekten çok zor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sabah namazının özellikle cemaatle eda edilmesi konusunda himayesini, korumasını, muhafazasını üstleniyor. Eğer bir kaza, bir bela, bir musibet takdir etmişse
onu hafifletiyor. Cenab-ı Hak koruyor, himaye ediyor. Sabah namazını cemaatle kılan kimseleri. فَاِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمْ. Zira Allah himayesindeki bir konuda bir kimseyi sorguya çektiği zaman onu tam anlamıyla cezalandırır, sonra da onu yüzüstü cehenneme atar. Bir takım mucizelerle karşılaşan ümmetlerin cezaları ağır olmuştur. Cenab-ı Hak nimet, ikram, gençlik, güzellik, zenginlik, sağlık verirse elbette bunun karşılığında bizden kulluk bekleyecektir. Kendisini tanımamızı ve kendisine ibadet etmemizi bekleyecektir. Ne kadar ikramda bulunursa Cenab-ı Hak o kadar kendisine yönelmemizi istiyor. Akıl nimetinden mahrum olan kimse Cenab-ı Hakk'ın huzurunda sorguya çekilmeyecek. Ne vermişse, ne imkan vermişse, ne fırsat vermişse Cenab-ı Hak o kadar muhasebeye ve o kadar mesuliyete tabi tutacaktır. Rabbim sahip olduğumuz nimetlerin hakkını vermeyi nasip ve müyesser eylesin. Kasas suresinde Cenab-ı Hak bu manada şöyle buyuruyor. وَبِتَّغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Allah'ın sana verdiği imkan, sana verdiği zenginlik, sana verdiği irade, sana verdiği gençlik, sana verdiği güzellik, sana verdiği sağlık, sana verdiği nimetlerde ahiret yurdunu ara. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadan da nasibini unutma. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği imkanlar ahireti daha iyi kazanmamıza, daha iyi değerlendirmemize, ahirete yönelik yatırımları, ahiret sermayesini daha güzel bir şekilde ortaya koymamıza vesile olmalıdır. Hani İbn Umar radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma sahabe-i kiram arasında sünnet-i seniyyeye bağlılık noktasında parmakla gösterilen şahsiyetlerden biri. Her sahabinin farklı özelliği vardır. Bu zatın özelliği sünnet-i seniyyeyi yaşama noktasındaki hassasiyet. Herkesin Resulullah sevgisiyle gönlünün dolduğu bir ortamda bir farklı güzellik taşıyordu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma. İşte bu zat anlatıyor. El-Muslimu Ehul-Müslim. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu kardeşliğin örneklerinden, gereklerinden birkaçını şöyle zikrediyor. La yazlimuhu. Müslüman, Müslüman kardeşine haksızlık yapmaz. Müslüman, Müslüman kardeşine zulmetmez. Ve la yuslimuhu. Müslüman, Müslüman kardeşini hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Onu düşmana teslim etmez. Onu çaresiz ve sahipsiz bırakmaz. La yuslimuhu. Müslüman, Müslüman kardeşini sahipsiz ve çaresiz bırakmaz. Men kâne fî hâceti ahîhi, kâne Allahu fî hâceti. Kim din kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun bir ihtiyacını görür.
Hepimiz muhtacız. Allah'a muhtacız. Allah'ın yardımına, rahmetine, ihsanına, lütfuna, ikramına muhtacız. Hepimizin çaresiz kaldığımız günler, saatler, zamanlar olabilir. Kim bir din kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kim bir Müslümanın derdini, bir Müslümanın problemini problem edinirse, kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Cenab-ı Hak da kıyamet gününde onun sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderir. Men ferrece, kim bir Müslümana ferahlık verirse, gönlünü açarsa, onun problemlerinde yardımcı olursa, Allah da en çok muhtaç olduğu kıyamet gününde onun problemlerinden birini halletme, affetme, mağfiret etme noktasında, bağışlama noktasında ona yardımcı olur. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim bir Müslümanın aybını, kusurunu örterse, onu uyarır ama başkalarına bunu söylemezse, insanlar arasında deşifre etmezse, Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını, kusurlarını örter. Bu hadis-i şerifin bir benzerini Ukbe bin Amir rivayet ediyor. Men setera muslimen fid dünya seterahullahu yevmel kıyame. Kim dünyada bir Müslümanın kusurlarını örterse Allah da kıyamet gününde onun kusurlarını örter. Bu hadis-i şerifi ben sevgili peygamberimizden duymadım. Siz kimden duydunuz diye arkadaşlarına sorar. Efendim Ukbe bin Amir rivayet ediyor derler. Ukbe bin Amir'i uzun zamandır göremedim. Nerede diye sorduğunda Kahire'de, yeni fethedilmiş Mısır'da bulunuyor dediler. Ebu Eyyub el-Ensari rahmetullahi aleyh hemen atını atlıyor. Medine-i Münevvere Kahire. 1500 kilometre mesafe. Kahire'de Ukbe bin Amir'i buluyor. Mescitte anlat bakalım diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hadisi şerifi nerede, ne zaman söyledi? Bununla ne demek istedi? Yanında kimler vardı? Dosya tutar gibi, kameraya çeker gibi bu hadisi şerif hakkında bilgi aldı. Ve sonunda bana müsaade, dönüyorum dedi. Medine-i Münevvere'den Mısır'a bundan 1400 sene önce ulaşım araçlarının bulunmadığı çölleri aşarak gidiyor ve yine geri dönüyor. Bir gece dinlenmeden Ukbe bin Amir ne kadar ısrar etse Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri kabul etmiyor. Niyetime, ihlasıma gölge düşmesin. Ben bu hadisi şerifi öğrenmek için geldim. Hatib el-Bağdadi El-Rihle fi talebil hadis, hadis ilmi uğruna yapılan ilmi yolculuklar kitabında bu olayı naklediyor. Bir hadisi şerif uğruna Medine-i Münevvere'den Kahire'ye giden insanlar, bir hadis-i şerif uğruna Medine-i Münevvere'den Şam'a gidenler, bir hadis-i şerif uğruna Medine-i Münevvere'den kalkıp İstanbul önlerine kadar gelen insanlar. Onlarda ilim aşkı, onlarda Resulullah sevgisi vardı. İnsan düşünüyor, o gün de Mısır'da piramitler vardı. O gün de insanlar Nil kenarında piknik yapardı. Hani gelmişken Mısır'a şöyle bir etrafı dolaşmak istemez mi insan? Ama onun niyeti sadece ve sadece bu hadisi şerif hakkında bilgi almak. Men setara muslimen fid dünya seterahullahu yevmel kıyame. Dünyada Müslümanın bir ayıbını, bir kusurunu örten kimse kıyamet gününde Cenab-ı Hak onun ayıbını, kusurunu öğretecektir. Abdülhamid kardeşim, sabah namazında sizi niye göremedik dersek, bütün insanların arasında onun hatasını yüzüne, herkesin arasında vurursak,
bu hadisi şerife aykırı. Hiç kimse hatasının yüzüne vurulmasını istemez. Hele başkalarının arasında ayıplar, kusurlar, hatalar dile getirilirse o kimse kıyamet gününde bu mükafattan mahrum kalır. Cenab-ı Hakk'ın örtmesini, bağışlamasını, mağfiretini, affını istiyorsak kardeşlerimize uyarı vazifesini yapacağız. Tatlı dille Allah rızası için bire bir kimsenin bulunmadığı yerde hatasını, kusurunu söylememiz emri bil maruf nehy anil münker görevidir. Ama biz bazen isim vermiyoruz ama bütün özelliklerini sayarak isim vermeden daha ileri ona işaret ediyoruz. Hani benim Tokatlı bir arkadaşım var ya, hani şöyle uzun boylu, hani şöyle öyle bir tarif ediyorum ki isim vermesem bile herkesin tanıdığı bir kişi hatasını, kusurunu açıkça başkalarının yanında söylüyoruz. Gıybet denilen günahı işliyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Evet, İslam kardeşliği bir iddia değildir. Sadece bir sözden ibaret değildir. Uygulamaya yansıyan, yansıması gereken bir konudur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir derken, Müslüman, Müslümanın gerçekten kardeşi olmalı. Yardımında olmalı, destek vermeli. Onun problemiyle ilgilenmeli. Onun hastalığıyla, cenazesiyle, düğünüyle, onun meselelerini mesele edinerek ilgilenmelidir. Kardeşlik, zulmetmemeli, çaresiz bırakmamalı, yardımsız bırakmamalıdır. Halka halka, ne kadar yakın ise kardeşimiz, sorumluluk o kadar büyüktür. En yakın halkadan, aile içinden başlayarak komşularımız, mahallemiz, kasabamız, şehrimiz, ülkemiz ve bütün İslam dünyası. Ne kadar bize yakınsa sorumluluğumuz o kadar büyük. Ama genel manada bütün dünya Müslümanlarının derdini de dert edinme görevimiz vardır. Men lem yehtemme bi emril muslimine feleyse minhu. Süneni Darakutni'de rivayet edilen hadis-i şeriflerinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Müslümanların derdini dert edinmeyen gerçek Müslümanlardan olamaz. Dünya Müslümanlarının problemi problemimiz olmalıdır. Elbette halka halka. Önce kendimiz, nefsimiz, ailemiz, sokağımız, mahallemiz halka halka bu sorumluluktan bize mutlaka bir pay düşecektir. 2 milyar Müslümandan bize düşen pay 2 milyarda bir ise komşumuzun derdiyle dertlenme noktasındaki bize düşen pay elbette daha fazladır. Bu manada Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece söylemedi. Yaşadı, yaşattı. Kardeşliği ilk uygulama olarak ortaya koydu. Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk uygulama Enes bin Malik Hazretleri'nin evinde 90 kişi birbirleriyle kardeş ilan edildiler. Ve gerçekten onlar kardeşliği yaşadılar. İslam kardeşliğini hazmettiler ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın emrettiği, sevgili peygamberimizin tavsiye ettiği manada kardeş oldular. Kunu ibadallahi ihvana. Ey Allah'ın kulları kardeş olun diyordu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu konuda yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir başka hadis-i şeriflerinde sevgili peygamberimiz şöyle buyururlar. Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. El muslimu ehul muslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yehunuhu. Müslüman Müslüman kardeşine ihanet etmez. Güvenini kötüye kullanmaz. Hainlik yapmaz. وَلَا يَكْذِبُهُ Müslüman, Müslüman kardeşine yalan söylemez. وَلَا يَخْذُلُهُ Müslüman, Müslüman kardeşini yardımsız bırakmaz. Ona yardımı terk etmez. Müslüman kardeşini sahipsiz, çaresiz bırakmaz. وَلَا يَخْذُلُهُ Onu mahrum, onu mahcup, onu kötü bir durumda bırakmaz manasında.
kullul muslimi alel muslimi haramun. Müslümanın Müslümana her şeyi haramdır. İrduhu ve maluhu ve demuhu. Müslümanın Müslümana kanı haramdır. Müslüman Müslüman kardeşinin kanını dökemez. Müslüman Müslüman kardeşinin malını izinsiz alamaz, çalamaz. Müslüman Müslüman kardeşinin namusuna, itibarına, şerefine halel getiremez. İrduhu ve maluhu ve demuhu. İrz kelimesi hem namus manasına gelir hem de şeref ve itibar. Toplum içerisindeki yerini küçük düşürecek bir davranışta bulunamaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün Hazreti Zeynep'ten bahsetti. Hazreti Ayşe validemiz şu mu dedi, eliyle göstererek kısa boylu oluşuna işaret, şu mu dedi. Sevgili peygamberimizin yüzünün rengi değişti. Ya Ayşe, öyle bir işarette bulundun ki, öyle bir harekette bulundun ki büyük denizleri bile bulandıracak bir hareket. Şu mu dedi sadece? Boyunun kısalığına işaret etti. Bir işaret etmesine dahi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tahammül etmedi. Gözle, kaşla, elle, farklı işaretlerle, sözlerle din kardeşimizi küçük görmek, hor görmek, hafife almak, basit görmek, yaşını, kıyafetini, duruşunu, durumunu, boyunu, bilgisini vesaire, o kimsenin şahsiyetini rencide edecek herhangi bir davranış haramdır. Ettakva hahuna. Efendimiz takva buradadır dedi. Kalbine işaret etti ve devam etti. Bi hasbi imri'in mineşşerri en yahkira ehâhul müslim. Müslümanın Müslüman kardeşini küçümsemesi ona günah olarak yeter. Başka bir günah aramaz. Müslüman Müslüman kardeşini hafife alamaz, küçümseyemez. Müslüman Müslüman kardeşini şahsiyetini rencide edecek davranışlarda bulunamaz. Kişiye din kardeşini hor görmesi günah olarak, kötülük olarak yeter buyuruyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Aynı konuda aynı zattan Ebu Hureyre Hazretlerinden bir başka hadisi şerif. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tehasedu. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki birbirinize kıskançlık beslemeyin. Ve la tenaceşu, alışverişte, ihalede fiyatı arttırmak için arayı kızıştırmayın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayınız buyuruyor. Köylerde olur genellikle veya şehirlerde büyük şirketler arasında rekabet anlamında fiyatı arttırmak için almayacağı halde ihaleye giren taraflar olur. Karşı sülaleye o malı, o tarlayı, o bahçeyi daha fazla bir fiyata mal etmek için ihaleye girer, açık arttırmaya belli bir yerde çekili verir. Ve sonra karşı tarafa ima yollu bir takım tavırlarda, hareketlerde bulunur. Kardeşliğe aykırı. Bunun adı neceştir. Almayacağı bir mala talip olur görünerek fiyatı yükseltmek için böyle araya giren kimselerin bu tavrı İslami bir tavır değildir. Ve la tebagadu, birbirinize kin beslemeyin. İslam kin, nefret, şiddet ve teröre şiddetle karşıdır. Ve la tedaberu, birbirinize sırt çevirmeyin. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. Biriniz bir mala talip ise diğeri o kişi vazgeçmeden o mala talip olmasın.
biri bir genç bir kıza talip ise o vazgeçmeden ikinci bir kişi aynı kişiye talip olmasın. Kardeşliğe aykırı. وَكُونُ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. El-Müslimu ehul-Müslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. لَا يَظْلِمُهُ. Müslüman Müslüman kardeşine zulmetmez. Peki Efendimiz zulmetmez buyuruyor. Bugün zulmediyor. Müslüman kardeşine İslam ülkelerinde idareciler zulmediyor. Bu kimseler İslam'ın istediği, Efendimizin işaret buyurduğu, tarif ve tavsif ettiği hakiki Müslümanlardan olamaz. Müslüman asla zalim olmamalıdır. Kul hakkıyla huzuruna çıkılmasını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kabul etmiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz borcu olanların cenaze namazını kıldırmıyordu. Tam tekbir getirecekti. Tekbiri bıraktı, cemaate döndü. Bu kimsenin herhangi birinize borcu var mı diye sordu. Biri ya Resulallah bana şu kadar borcu var deyince ben cenaze namazını kıldırmıyorum buyurdu. Bunun üzerine o mevtayı seven bir Müslüman ya Resulallah ben kefilim, borcunu ben ödeyeceğim deyince şimdi buyurun cenaze namazını kılalım buyurdu. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla borçlu olarak çıkmak Aleyhissalatü vesselam Efendimizin asla onaylamadığı, asla tasvip etmediği bir konu. وَلَا يَحْقِرُهُ. Müslüman, Müslüman kardeşini hor görmez, hakir görmez. وَلَا يَخْذُلُهُ. Müslüman, Müslüman kardeşini yardımsız, sahipsiz, çaresiz bırakmaz. اَتَّقْوَا هَاهُنَا. Takva buradadır dedi. وَيُشِيرُ اِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّ. Üç defa. اَتَّقْوَا هَاهُنَا. اَتَّقْوَا هَاهُنَا. اَتَّقْوَا هَاهُنَا. Ya namazınız, ibadetiniz, orucunuz, haccınız değil, gönlünüzdeki sevginiz, saygınız, bağlılığınız, kardeşliğiniz, gönlünüzdeki rahmet ve hoşgörü, işte gerçek takva budur. Gözyaşıdır, duyarlılıktır, hissiyat sahibi olmaktır. Bütün Müslümanları tek vücut görmektir. Ya namaza durduğumuzda, yalnız başına namaz kılarken bile bize Fatiha'da emredilen nedir? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi biz Müslümanlar ancak sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Biz duygusunu her Fatiha'da bir kez daha tekrarlıyoruz. Ben yalnız değilim. Bu Fatiha'yı okurken bütün Müslümanlarla beraber okuyorum. Biz Müslümanlar diyoruz. O ben duygusundan kurtulup biz duygusuna varabilmek, bütün Müslümanları kucaklayabilmek, hatalarını, kusurlarını, eksikliklerini bir kenara bırakıp Allah'ın kulu, Allah'ın yarattığı bir varlık olmaları hasebiyle bütün Müslümanları kardeş bilebilmek. Ve sonra Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ifadesiyle diğer insanları da insan kardeş olarak tanıyabilmek. Hazreti Ali radıyallahu anh öyle diyor. Bunlar Müslüman kardeşimiz, diğerleri de Hazreti Adem'in neslinden değil mi? İnsan olarak kardeşimiz. Dolayısıyla bütün insanlığı kucaklamak, elimizden gelen yardımı, ilgiyi, desteği, bütün bilgiyi bütün insanlığa sunabilmek. İslam'ın derdi bu. Yani dünyayı yapabildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği kadar haramlardan, çirkinliklerden, yanlışlıklardan temizleyerek daha iyi, daha güzel bir hayat yaşayabilmek ve neticede cennete layık olabilmek, Allah'ın rızasını kazanabilmek. Ve devam etti Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. بِحَسْبِ مْرِئِنْ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ. Kişi bir başka günah işlemese, sadece din kardeşini fakirliği, yoksulluğu, engelli olması, özürlü olması ve benzeri sebeplerle toplum içerisindeki mesleği,
konumu, durumu itibarıyla din kardeşini küçük görürse, hor görürse, hakir görürse başka bir günah aramasın. Günah olarak o ona yeter buyuruyor. Bir hasbimri'in mineşşerri en yahkire akahul müslim. Müslüman kardeşini hor görmesi ona şer olarak, kötülük olarak, ona günah olarak yeter buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Herkes bir değerdir. Her insan bir değerdir. Her insana Cenab-ı Hak bir takım güzellikler vermiştir. Günahkar insana da, suçlu insana da kucaklayıcı bir tavırla davranmak aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti seniyyesidir. Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Himar, içki içmiştik, ceza verildi. Çok geçmeden tekrar içki içti, tekrar ceza verildi. Üçüncü defa içki içtiğinde her zaman hatalara, kusurlara karşı ilk parlayan Hazreti Ömer radıyallahu anh yine parladı. Allah sana lanet eylesin dedi. Aleyhissalatü vesselam hayır dedi. Lanet okuma. Müslüman lanetçi değildir. Leysel müminu billa'an ve la bitta'an. Lanet okumak, beddua okumak, kişinin soyu sopu hakkında olumsuz ifadelerde kullanmak Müslümana yaraşır ve yakışır bir görev değildir. Lanet okuma dedi. Ona la tel'anhu, ona lanet okuma. İnnehu yuhibbullah ve rasule. Bu içki içen, ceza verilen kişi Allah'ı ve Resulünü seviyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin görmediği, bilmediği veya görmek istemediği bir konuyu aleyhissalatü vesselam Efendimiz dile getiriyor. O Allah'ı seviyor. O Resulünü seviyor. Yani Allah'ı seven, Resulünü seven insan hata edebilir. Onun o hatası sebebiyle bize lanet okumak düşmez. Onu kazanmak, onu halkanın içerisine alabilmek, onu İslam dairesine çekebilmek, onun hatasını, kusurunu uyarırken en tatlı, en güzel bir şekilde davranmak gerek. Bu nebevi üsluptur. Bu nebevi şefkattir. Bu nebevi rahmettir. Bir genç vardı. Beş vakit namazı aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkasında cemaatle kılardı. Ama bir hatası vardı. Her akşam yatsı namazından sonra mutlaka bir şeyler aşırır, hırsızlık yapardı. Yakınları o kadar tembih ettiler, uyardılar, bir türlü vazgeçmedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e şikayet ettiler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaza, cemaate geliyor mu dedi. Evet ya Resulallah, en ön safta namaz kılıyor. Ama bu hırsızlıktan da bir türlü vazgeçmedi. İnne salate tenha. Bu cemaatle kıldığı namaz Allah'ın izniyle onu bu alışkanlığından alıkoyacak, vazgeçirecektir buyurdu. Bir müddet sonra sahabe-i kiram geldiler, ya Resulallah, o genç tevbe etti, artık hiçbir zaman hırsızlık yapmaz oldu dediler. Kur'an-ı Kerim'de inne salate tenha anil fahşai vel münker ayetinin tefsirine baktığınız zaman birçok tefsirde bu olayı göreceksiniz. Yani eğitimde zamanın kullanılmasına işaret ediyor. Netice almak bir süreç gerektiriyor. Bir insanın alışkanlığını bir anda bırakması kolay olmuyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyarı güzeldir ama bekleyin, cemaatle namaza katıldığı müddetçe Allah'ın izniyle bu alışkanlığından, bu kötü hasletinden vazgeçecektir buyuruyor. Sevgili peygamberimizin ashabına baktığımız zaman vefatında ashab-ı kiramın yaş ortalaması 25. Sahabe dediğimiz insanlar genç insanlardı. Peygamberimizin çevresinde pervane gibi dolaşan insanlar gençlerdi. Gençlerden meydana gelen bir cemaat kurmuştu, bir nesil kurmuştu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve o gençler İslam'ı gerçekten öğrendiler, gerçekten yaşadılar. Bir adım öteye İslam'ı götürmek için, İslam ahlakını, İslam medeniyetini, İslam'ın güzelliklerini yaymak için gayret ettiler. Rabbim bizim gençlerimize de bunu nasip eylesin. Bu bir süreç, bu bir eğitim.
cahiliye dönemi ne demektir? Bilgisizlik çağı. Çağın adı bilgisizlik çağı. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyaya geldiğinde hakim olan bilgisizlik çağı, cahiliye dönemi. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanlığı cahiliye döneminden bilgi çağına, medeniyet çağına taşımıştı. Yani düşünün, bir peygamber düşünün, minberde. Henüz yeni bir minber yapılmış, 3 veya 5 basamak. Biri geliyor, Peygamber Efendimiz Cuma hutbesi okurken, ya Muhammed bana dinimi öğret diyor. Sözünü keserek, bütün cemaatin huzurunda, Peygamberimizin yüzüne bakmaya kıyamayanların arasında biri böyle kaba bir davranış. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz konuyu kesiyor, İslam'ın anayasasını anlatmaya başlıyor. Öyle uzaktan anlatma diyor, yanıma gel. İkinci bir kabalık. Birkaç kişi ayağa kalkıyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz oturun. Dağdan yeni gelmiş. Badiyeden, çölden yeni gelmiş. Deve çobanı, bedevi bilmiyor. Edep nedir, görgü nedir bilmiyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz onun yanına kadar geliyor. Sahabe-i kiramdan biri hemen altına bir sandalye çekiyorlar. Ayakları sandalyenin demirdendi diyor. İlk defa demirden ayaklı bir sandalye görmüş. Onu da tarif ediyor. Ebu Rifa'a, bu sahabinin ismi. Peygamber Efendimiz biraz anlatıyor bir şeyler. Yeter diyor, hepsini bir günde anlatacak değilsin diyor. Bir üçüncü kabalık. Sevgili Peygamberimiz sadece tebessüm ediyor. Ve sonra minberde konuşmasına devam ediyor. Birkaç gün sonra o sahabi geliyor, ya Resulallah. Beni affet. Ben edebe aykırı davrandım. Ben bu Medine insanlarını, bu melekvari insanları, melek sima insanları bilmiyordum. Gerçekten biz çok uzak kalmışız edepten, bilgiden, medeniyetten ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz'e özür diliyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in muhatapları böyle kimselerdi. Cahiliye döneminden yeni kurtulmuş insanlar. Ve bu insanları Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, tabirimi mazur görün, kalaslardan mobilya imal etti. Ve onları öyle bir duruma getirdi ki o insanlar insanlığa insanlık sundular. Ahlak öğrettiler, medeniyet öğrettiler, İslam medeniyetin esaslarını öğrettiler. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, mutlaka bu hadisi şerifi ezbere biliyorsunuz. Ebu Davud-i Sicistani diyor ki, 5 hadisi şerif vardır ki bir Müslüman için 5 hadisi şerif yeter diyor. İşte bir tanesi de bu. Bir Müslümanın İslam'ı yaşaması için gerekli 5 hadisi şeriften biri. An Enes'in radiyallahu anhu, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Genç sahabi Enes anlatıyor. Enes bin Malik radiyallahu anh. 9 yaşında Peygamber Efendimiz'e annesi tarafından teslim edildi. Ya Resulallah, sizin özel öğrenciniz olsun denildi. 18 yaşına kadar Peygamberimize hizmet etti. Yani Enes bin Malik vefat ettiğinde 18 yaşındaydı. Tam öğrencilik yaşı. 9 ile 18 yaş arası. Gölge gibi peygamberimizi tarif etti, takip etti ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin duasına nail oldu. Peygamberimizden sonra 80-90 sene daha yaşadı. Hadis-i şerifleri en güzel şekilde anlatan şahsiyetlerden biriydi. Sağlıklı bir hayat yaşadı. Allah'ım Enes'in ömrüne, ilmine, malına, evladına bereket ver dedi Peygamberimiz. Torunlarından 120 torunu ile karşılaştı. Birileri hurma bahçesinden bir defa ürün alırken o 2 defa alırdı. Uzun bir ömür, bereketli, sağlıklı bir ömür yaşadı. Yıllar sonra Enes bin Malik şöyle buyurdu. Şu ifadeye dikkat edin. İnnekum leta'melûne amalen hiye edakku fi a'yunikum mineşşâr. Kunna ne'udduha fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme minel mubikat. Arkadaşlar dedi, cemaate döndü. Sizler bugün öyle şeyler yapıyorsunuz ki sizin gözünüzde bir kıldan daha basit.
Sizin bu basit gördüğünüz uygulamaları biz peygamberimiz zamanında büyük günahlardan sayıyorduk. Uzun bir ömür Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den 50 sene, 60 sene, 70 sene sonra peygamberimizden 90 sene sonra yaşamış. 110-120 yaşlarında. Rivayetler farklı. Ama 100 yaşını aşmış. Farklı rivayetler olmakla beraber. Enes bin Malik peygamberimizden 80-90 sene sonraki değişimi açıklıyor. Sizler bugün öyle şeyler yapıyorsunuz. Sizin gözünüzde kıldan daha basit. Oysa biz peygamberimiz zamanında bunu büyük günahlardan sayıyorduk. Öyle bir hassasiyet, öyle bir duyarlılık vardı. İşte bu Enes anlatıyor. Kale Resulü'nün Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, la yu'min ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biriniz kendisi için arzu ettiği bir şeyi din kardeşi için arzu etmedikçe gerçek anlamda mümin olamaz. Kendimiz için neyi arzu etmişsek din kardeşimiz için de aynı şeyleri arzu etmeyi Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Rabbim cümlemizi rıza-i barisine nail eylesin. Rabbim İslam kardeşliğini en güzel şekilde yaşamayı, en güzel şekilde uygulamayı nasip ve müyesser eylesin. Çevremizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı düşündüğümüz gibi dünya Müslümanlarına da el uzatmayı nasip ve müyesser eylesin. Bir zamanlar bu kürsüden efendim Suriye'de 10 bin şehit verildi dedik. Sonra 20 bin dedik. Sonra 30 bin dedik. 50 bin dedik. Ve bugün diyoruz ki 60 bini aşkın şehit verildi. Bir yıl içerisinde. Binlerce insan yaralı. Binlerce insan mahkum. Binlerce insan sığınmacı, mülteci. Rabbim komşumuza iyilikler, güzellikler, hayırlı idareciler nasip eylesin. Akan kanın durduğu günleri görmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbim bütün İslam ülkelerini, özellikle ülkemizi şiddetten, terörden, baskıdan, işkenceden, zulümden, savaşlardan, her türlü huzursuzluklardan, depremlerden, yangınlardan, sellerden muhafaza eylesin. Rabbim huzurunda mahrum ve mahcup eylemesin. Lillahi'l-Fatiha.